Fakir TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yine farklı bir konu ve farklı bir ürünle karşınızdayız. Bugünkü ürünümüz Volta marka şarjlı scooter. Yani motor bisiklet ve bisiklet tarzında bir şey. Biz bunu bugün aldık. Bugün tanıtımını ve montajını yapacağız. Gördüğünüz gibi şeyleri daha hiç sökülmedi. Her şeyi burada, bütün malzemeleri. Biz bunun pedallarını takmayacağız. Çünkü pedallar sağa sola yattığınız zaman kırılma gibi bir problemle karşı karşıya kalabilirsiniz. O yüzden pedallarını takmayacağız. Zincirini takabilirsek istemeyeceğiz. Takamazsak onu bir motosikletçiye veya bisikletçiye götüreceğiz. Ona takacağız. Şimdi montajına geçeceğim arkadaşlar. Montajdan sonra test edeceğiz. Bakalım hızı nasıl. Ondan sonra birkaç tane teknik özellikleri var. Onları söyleyeceğim size ne olduğunu. Parça parça yani sıra sıra ne olduğunu göstereceğiz. Evet, şimdi montaja geçmek için ilk adımımızı atıyoruz. Hadi bismillah. Ters mi kesiyoruz? Tabii bunda ödünç aldık. Keserse. Evet. Bunları göstereyim arkadaşlar size. Bu sepeti ön tarafa takılıyor. Böyle bir şarj cihazı var. Ondan sonra içinde şurada zinciri var. Diğer parçalar var işte. Zil var burada. Şu zil, bunu da takacağız buraya. Ondan sonra pedalları var. İşte pedal kolları, reflektör vesaire bir şeyler var. Yani dediğim gibi sadece pedal hariç her şeyi takacağız. Evet, şimdi uygulama geçelim. Sepetle başlıyoruz arkadaşlar. Sepeti şimdi şuraya monte edeceğiz. Gördüğünüz gibi güzel bir şeyi de var, desteği de var burada. Yani sepeti buraya monte ettiğimiz zaman sepet herhangi bir şekilde aşağı sarkma veya herhangi bir şey taşımama gibi bir problemi yok. Sepet gayet güzel. Şimdi buraya montaj yapacağım. Montaj yaptıktan sonra göstereyim size. Evet arkadaşlar, sepeti şimdi montaj ediyoruz. Şuraya deflektörünü taktık. Biliyorsunuz deflektör. Zaten paketin içinden bir de sıfırdan çıkıyor. O şekilde yapıyorsunuz. Bunun vidaları bunlar da olduğunu tahmin ediyoruz. Başka şey yok arkadaşlar. Bunda sepeti buraya monte edeceğiz. Ancak şurası için herhangi bir vida bir şey yok. Artık bunu şuralar biraz sağlam tutar ama şuralara en azından bir şeyler bağlayabilirsek, kelepçe vesaire, plastik kelepçe, o şekilde yapacağız. Size bu şekilde bir anahtar kullanabilirsiniz. Normal anahtarınız varsa, ben şimdi olmadığı için bunu kullanıyorum. Bu 12-13 numara anahtar. Bunu rahat bir şekilde sıkabilirsiniz. Evet, bunun montajını yapacağız. Şu vidayı da sıkacağız. Ondan sonra diğer parçalara bakacağız, tanıtımına geçeceğiz ve en sonunda da test sürüşü yapacağız. Bunu sıktıktan sonra devam edelim arkadaşlar. Gayet de sağlam oldu. Şık bir şekilde. Herhangi bir şekilde şey olmaz. Zaten altı desteği var demiştik. Yani üstüne bastırsanız dahi, içine ağır bir şey koysanız dahi herhangi bir bir sıkıntı olmaz. Şurası da zaten şu şekilde, yani şu şekilde açılmaz. Bakın şurası böyle bu şekilde sıkışıyor. Reflektörümüz var. Arkada reflektör zaten vardı. Böyle bir aynı şeyi güzel arkadaşlar. Normalde bu iki kademeli yanıyor. Normalde şu ışık. Şurayı gösterelim. Mercekli bu ışık arkadaşlar. Güzel bir şekilde aydınlatılacağını düşünüyorum. Çünkü daha akşam hiç kullanmadık. Burada pil göstergesi var. Görüyorsunuz şarj. Şu an full dolu. 4 tane var. Siz tavsiye üzerine yani 2'ye 2'den 1'e düşmeden şey yapın arkadaşlar, doldurun. Burada gördüğünüz gibi markası da yazıyor. Bu arkadaşlar birden 1'e kendini atıyor. Şöyle arka tarafı tekerleği çekiyorum. Size tavsiyemiz kullanmadan önce görüyorsunuz. Yavaş yavaş gaz verin. Hafiften yavaş yavaş gaz verin. Ondan sonra bakın, yavaş verdiğiniz zaman yavaş gidiyor. Ama köklediğiniz zaman daha hızlı dönüyor. Evet, onun haricinde bir şarj cihazımız var.
Akümüz var burada. Onu da göstereyim arkadaşlar size. Akümün hakkında size bilgi vereceğim. Aküm biraz zor açılıyor değil mi? Evet, kapa biraz zor açılıyor arkadaşlar. Burası biraz sıkıntılı. Bunu açacağım arkadaşlar ben. Açtıktan sonra size göstereyim. Evet, kapağı açtım. Arkadaşlar akümüz var. Bu yerinden çıkıyor istediğiniz zaman şu şekilde alıp götürebiliyorsunuz. Şurada yine şarj şeyi arkadaşlar, yuvası var. Bunu buradan çekiyorsunuz. Ben şu an çıkarmak istemiyorum. Çekiyorsunuz. Bunu çıkartıp götürebiliyorsunuz. Evde de şarj edebiliyorsunuz. Şu şarj cihazı arkadaşlar hem şuradan şarj etmenize olanak sağlıyor. Buradan. Hem de buradan şarj edebilirsiniz bunu. Yani diyorsanız yani bir priziniz vesaire bir şeyiniz varsa söküp götürmenize gerek yok. Buraya takarak da şarj edebiliyorsunuz. Onun haricinde iki tane burada şey var. Amortisörü var. Gayet iyi. Bir tane ayaklı var şu şekilde. O size çok fayda sağlayacak. Arkasında bir tane ışığı var. Göstereyim. Stop lambası. Şu şekilde pantolonunuzu açtığınız zaman geliyor. Şöyle. Burada yine repliktör var. Yanlarda repliktörler var. Ben bunları onları şimdi söylemeyeceğim arkadaşlar. Yeni olduğu için çizilmesin. Onun haricinde böyle bir sede var. Buraya isterseniz sepet de takabilirsiniz. Yani bagaj gibi bir şey. Burada bir sert deriden yapılmış bir koltuk var. Altında zaten motor var. Oraları hiç girmeyeceğim zaten. Dediğim gibi bunu göstereyim size. Şöyle iki tane anahtarı var. Arkadaşlar normalde bisikletlerde sağ taraf arka fren olur. Bunlar tam tersi. Burası ön fren. Burası arka fren. Frenler çok iyi tutmuyor. Onu söyleyeyim size. Frenler çok iyi tutmuyor. Onu ayarını yaptırın. Yaptırmazsanız amatör sanırsın bir sıkıntı olabilir. Ben daha yaptırmadım. Biraz sonra gideceğim yaptıracağım inşallah. Ondan sonra başka ne var? Şu jant arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arabanın bir jant. Gayet güzel bir jant yani çok şık gözüküyor. Çelik jantmış gibi gözüküyor. Bunun haricinde arka lastik ve ön lastik yürü biraz daha ufak. Onu söyleyeyim. Genelde bu modeller bu şekilde oluyor. Konfor olarak konforlu ama şunu da söyleyeyim. Şu amortisörler çok bir işe yarıyor arkadaşlar. Diğer videoları da izleyeceksiniz muhtemelen. Aynı arkadaşlar da nasıl söylüyor. Bunlar fazla şey olmuyor yani. Bunlar boş yapmışlar. İyi bir şey. Fazla bir şey yarım mı? Onun haricinde başka ne söyleyebilirim? Başka da bir şey yok. Burada böyle bir tane ucuz bir zil koymuşlar. Bunu da takayım buraya. Ben bunu ayna falan takacağım arkadaşlar. Siz de yaptırabilirsiniz. Onun haricinde başka bir şey yok. Ben bunu fren ayarını yaptıktan sonra arkadaşlar test sürüşüne geçeceğiz. Test sürüşünde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi deneme aşamasına geçtik. Şimdi deneyeceğiz. Bakalım performansı nasıl? Yavaş, çok yavaş başlayacaksınız. Yalnız şuna dikkat edin. Normalde şarjdayken yani durduğunuz zaman hareket ettiğiniz zaman muhakkak kontrolü kapatın. Yoksa benim bir size düşersin diye ufak tefek yaralanmaya sebep olabilirsiniz. Daha kötüsü olabilir.
O yüzden bir kere kontağımı hafif kapatayım. Kalkarken de çok fazla gaz vermeyin, hafif verin. Ondan sonra hızlandığınız zaman gaz vermeye devam edebilirsiniz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.